Burası Büyükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü. Büyükçekmece Köprüsü'nü Osmanlı mimari literatüründe özel bir noktaya koyansa, Mimar Sinan'ın imzasını taşıyan tek eser olması. Yaklaşık 50 yıllık mimari hayatına yüzlerce eser sığdıran mimar, hiçbirine imza atmazken bu köprüye neden imza atmıştır? Bu imzanın altında yatan sırlar nedir? Bu soruya köprünün yapılış hikayesini ve mimarisini inceleyerek cevap arayabiliriz. Köprünün hikayesini doğrudan Mimar Sinan'dan öğrenebiliriz. Çünkü Sahi Çelebi'ye yazdırdığı hatıralarında geniş yer vermiş bu olaya. Mimar Sinan'ın anlattığına göre, bir seher vakti saadetli hükümdar Sultan Süleyman Han, İstanbul şehrinin çehresinde gezintiye çıkarken yolları Büyükçekmece'ye düşmüştü. Geçitten karşıya geçmekte olan halkın çektiği eziyet ve sıkıntıya şahit oldu. Eskiden burada bulunan köprünün denizin dalgalarıyla harap olduğunu ve yıkıldığını bildiği için yine aynı yerde büyük bir köprü yapılmasına niyetlenerek Müslümanlara karşı şefkat duygularını dile getirmek amacını güttü. Saadetli padişah, işe başlanmasını ben değersiz kula emir buyurmasını, devlet ileri gelenleri ve adamları uygun görerek padişahın ihsan ve iyiliklerini yerinde buldular. Saadetle bana şöyle buyurdular. Büyükçekmece'de kafir zamanından köprü hangi yollara yapılmış, neden harap olmuş ki bu yüzden şimdi yeni bir köprü inşa etmek gerekmiştir? Bu işi bilenlerle araştırıp devlet makamına arz etmeni istiyorum diyerek ferman buyurdular. Mimarbaşı aldığı emirle hızla hazırlıklara girişir. Yanına yardımcılarını alarak Büyükçekmece Gölü'nde incelemelerde bulunur. Eski köprünün yıkılma sebeplerini araştırır. Yapacağı yeni köprünün planlarını çizerek tekrar sultanın huzuruna çıkar. Padişahım, bu köprünün yıkılmasının sebebi şudur. Hazineden para sarfında tasarrufa özen göstermişler. Köprüyü denizden uzağa çekerek kenardaki batağa oturtmuşlar. Bu yüzden temeli dayanamayarak yıkılmıştır. Kısacası denizin kenarı hem sığ ve hem de sağlam olduğu için köprüyü deniz tarafına kondurmak daha iyidir diyerek köprüyü çizdiğim resimle arz ettim. Saadetli padişah gayet hoşnut olarak emri hümayunda bulundu. Mimar Sinan'ın raporundan memnun kalan Kanuni, yeni köprünün bir an önce yapılmasını emreder. Mimar Sinan uzun bir taş köprü yapmak istiyordu fakat önünde aşması gereken büyük bir engel vardı. Yaz-kış sürekli su dolu olan Göl Havzası. Göl Havzası su doluyken taş köprü nasıl inşa edilecek? Koskoca gölün sularını boşaltmak mümkün mü? Acaba Mimar Sinan nasıl bir çözüm üretti? İşte Sinan'ın dehası da bu noktada ortaya çıkıyor. Gelin şimdi bu mühendislik harikasının nasıl inşa edildiğini, Mimar Sinan'ın da anlatımlarından faydalanarak tekrar gözümüzde canlandıralım. Öncelikle sallarla taşlar taşıyıp gölde 3 yapay ada hazırlamışlar. Gölün iki kıyısına ve bu adalara konumlanan yüzlerce marangoz ve taş ustası aynı anda 8 noktada çalışmaya başlamış. Ayakların yerleşeceği noktalar belirlendikten sonra buralara gemi gövdesine benzer sandukalar çatılmış. Bu yapıya günümüzde batardo deniyor. Daha sonra sandukaların içindeki deniz suları, Süleyman devleri gibi güçlü adamlar tarafından tulumbalar ve büyük tulumlarla çekilerek boşaltılmış. Köprü ayaklarının basacağı zemini güçlendirmek amacıyla güzel ve sağlam sütunlardan 2-3 adam boyu kazıklar şahmerdanla temellere çakılmış. Temel sağlamlaştırılarak onun üstüne döşenen arşın taşları sağlam demir kenetlerle kenetlenip aralarına kurşun akıtılarak tek parça haline getirilmiş. Bu aşamadan sonra işlemler şu şekilde devam eder. Köprü ayakları örüldükten sonra sandukalar sökülerek taş kemerleri örebilmek amacıyla ahşap destek kemerleri hazırlanır.
Köprülerin her iki kenarına taş ustalarının rahat çalışabilmesi için ahşap iskeleler kurulur. Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra taş kemerler örülerek köprü tamamlanır. Mimar Sinan köprünün her bir ayağının altına güzel, sağlam sütunların şahmerdanla çakıldığını belirtiyor. Peki ama şahmerdan nedir? Şahmerdan kazık çakmak için kullanılan makinedir. Üzerindeki ağırlık halat ve makaralar kullanılarak yukarı çekilir, daha sonra serbest bırakılan ağırlık büyük bir balyoz gibi darbe yaparak kazığın zemine çakılmasını sağlar. Hadi gelin şimdi de Mimar Sinan'ın bahsettiği demir kenet uygulamasına duvarın taşlarını kaldırıp biraz daha yakından bakalım. Yan yana dizilen taşlar demir kenetlerle birbirine bağlanır, daha sonra bu demirlerin üzerine kurşun dökülür. Çünkü oksijenle temas eden demirler zamanla paslanır. Paslanan demirin hacmi genişleyerek taşı patlatır. Ayrıca demir çürüyerek dayanıklılığını kaybeder. Kurşun dökerek demirin oksijen ve su ile teması kesilmiş, dolayısıyla paslanması önlenmiş oluyordu. Kenet etrafındaki boşlukları yumuşak kurşun metaliyle doldurmanın başka faydası ise, deprem gibi zeminin sarsıldığı durumlarda kurşun, kenet demirlerine yük binmesini engeller, taşların bir miktar hareket etmesine olanak tanır, böylece depremin ürettiği enerjinin köprüye zarar vermesi engellenmiş olur. Mimar Sinan'ın kemer üstüne kemer inşa ettim dediği köprü, 4 büyük kemeri taşıyan 28 küçük kemer şeklinde tasarlanmıştır. Yaklaşık 650 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğindedir. Köprüye yürüme yönünden bakıldığında simetrik olarak yerleştirilen kitabe ve seyir köşkünü görüyoruz. Koca Sinan köprüden geçen yolcuların dinlenmesi ve dinlenirken de deniz ve göl manzarasını seyretmeleri için seyir köşkü yapmayı ihmal etmemiştir. Böylece köprünün güzelliğiyle çevrenin güzelliği bütünleşmiştir. Bu sayede köprüden geçen insanlar biraz dinlenip manzaranın keyfini çıkartabilirler. Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle inşaatı başlayan köprü, 2 yıl, 2 ay, 22 gün gibi kısa bir sürede 1567 tarihinde Sultan II. Selim döneminde tamamlanmıştır. Gelelim sorumuza. Mimar Sinan neden sadece bu esere imza atmıştır? Kanaatimizce Koca Sinan, köprünün zengin, fakir, soyu ve dini fark etmeksizin bütün insanlığa hizmet edecek olmasından dolayı imzasını buraya atmıştır. Ayrıca köprünün konumu eşsizdir. Büyükçekmece Köprüsü, 50 yıl öncesine kadar Avrupa'dan İstanbul'a girmek için kullanılan bir giriş kapısı niteliğindeydi. Avrupa'da yapılan en küçük eser dahi sanatkarının imzasını taşırken, İslam ülkelerinde gelenek olarak esere imza atılmaz ve takma isim kullanılırdı. Kanaatimizce Mimar Sinan'ın eseri üzerinde tanındığı ad yerine sadece Abdullah oğlu Yusuf adını kullanmasının sebebi bu geleneğe bağlı kalma isteğidir. Mimar Sinan yaptığı şahesere imzasını atmış atmasına fakat maalesef 60'lı yıllarda define avcıları tarafından arkasında hazine olduğu gerekçesiyle kitabe parçalanmıştır. 1970 yılında yapılan restorasyonda kitabenin benzeri tekrar yapılarak ait olduğu yere yerleştirilmiştir. Mimar Sinan sanatının zirvesinde inşa ettiği bu eserden övgüyle bahsederek, "Gök yapılı o köprü, zamanın şaşkınlık verici işlerinden biri oldu," diyor. O ulu köprü Büyükçekmece'de, gece gündüz sebep oldu duaya, geçit oldu hep zengine fukaraya. Şaşılası hoş bir köprüdür, eşsizdir. Uzun boylu, hilal kaşlı bir güzeldir.
Ser Mimaranı Hassa Mimar Sinan.